paylaşımdan herkese merhaba. Bugün Güreller Sanayi ve Ticaret Limited şirketindeyiz. Yanımızda firma sahibi, sevgili Ali İhsan Gürel bulunuyor. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Ali İhsan Bey teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Ben öncelikle. teşekkür ederim. Siz bizi ziyaret ettiğiniz için. Kısaca sizi tanıyarak söyleşimize geçebiliriz. Ben 1967 Ankara doğumluyum. Meslek hayatımda ototamirciliğinden değişik mesleklerde iştigalde bulundum. Son 17 yıldır gıda işiyle uğraşıyorum market sektöründeyim. Aynı zamanda gayrimenkul alım satım işlerim de yani kendime özel yapıyorum. Emlakçı tarzında değil de kendim alıp kendim satıyorum ve uygun bulduğum yerleri de inşaat yapıp işte altlarına iş yerleri market tarzında yatırım yapmaya çalışıyorum bir şeyler yapıyoruz kendi çapımızda. Bu şekilde özetleyebilirsiniz zannediyorum. Öyle, evet. bizim sizinle olma neden, nedenimiz aslında gıda perakendesi. Evet. önemli bir isimsiniz Güreller olarak. Teşekkür ederim. Kısaca başarı öykünüzü dinlemek istiyoruz. Kısaca başarı öykümüz işimizi severek yapıyoruz. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni yaptığımız işte özellikle her zaman da ben bu konuya değiniyorum. Ee, bu ambalajlı ürünlerin satışı her markette, her iş yerinde olduğu gibi ee, işlenmiş ürünlerde e, bu işlenmiş ürünler dediğim işte tezgahtar vasıtasıyla satılan işte şarküteridir, ettir, sebze meyve grubudur, unlu mamuller, kuru yemiş bu tarz ürünlerde biz biraz daha titiz ve hassas davranıp en kaliteliyi en ucuza müşterimize temin ederek bir farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Bizi de biraz farklı yaratan, yani biraz farklı gösteren yanlarımız bu olsa gerektiği düşünüyorum. Bu şekilde söyleyebiliyorsunuz. Evet. Güreller olarak 3 yıl içerisinde ne tür hedefleriniz var? Güreller olarak şu anda projesi tamamlanmış. Bir kaç gün içinde başlayacağımız bir inşaatımız var. 1300 metrekare bir iş yeri yapacağız. Nasip olursa burayı yine market düşünüyoruz. Ee, arsası alınmış, proje çalışmasına başlanmış iki tane daha yerimiz var. Bunlarla ilgili de işte tam bahsettiğiniz gibi önümüzdeki iki veya üç yıl içinde olabilecek yatırımlarımız bunlar. Ama ivedi olarak bir hafta içinde yeni bir inşaatımız söz konusu. Bunu tamamladıktan sonra diğer inşaatlarımıza da bakacağız tekrar. Gelişiminizi göz önüne alırsak eğer evet. e, ne tür çalışmalarınız ve planlarınız var? Ee, çalışmalarımız e, şöyle, dediğim gibi ticaretin e, helal olan her türlü ticareti yapmayı düşünüyoruz. Ee, marketçilik sektöründe çok fazla, çok şubeli e, zincir olmak istemiyorum. Az ve öz olsun. E, benden sonraki kuşaklara dert değil, meslek bırakmak istiyorum. E, çünkü marketçiliğin zorluklarını bizler yaşadık. E, marketçilik Yeni çıkacak perakende yasasıyla inşallah biraz isteğimiz doğrultusunda olacaktır bu yasalar. Bu yasa sayesinde biraz daha şahsiyet kazanmasını bekliyoruz. Bundan sonraki açacağımız mağazalarımızın mülkiyetimiz olsun, daha büyük metrekareler olsun, ikinci, üçüncü kuşaklara bu mesleği devrettiğimizde onlar bizim yaşadığımız sorunları yaşamasın diye biraz daha kurumsallaşmaya yönelmek istiyorum. Ali İhsan Bey sektöre baktığımızda evet. firmalar kuruluyor ama bir süre sonra siliniyorlar piyasadan. Evet, evet. E, güreller olarak e, siz başarıyı yakaladınız. Bunun evet. e, sırrını biraz bize anlatır mısınız? Şimdi e, öncelikle bizim sektörümüzde nakit para döngüsü çok hızlı olduğu için insanlar bir market açar, e, işte firmalar, tedarikçiler bu insanlara ürünlerini gönderir. E, Tabi günlük para devri de hızlı olduğu için kasasında her gün işte 3-5-10 para girer. E, bir süre sonra bu insan ticareti bilmiyorsa, e, ticari zekası ve kişisel karakteri de biraz oturmamış ise, e, bu paranın hepsini kendinin olduğunu zanneder. Ki o paranın belki yüzde biri yüzde ikisi karıdır. E, i̇şte olmadık yanlış yatırımlar yapar, yanlış harcamalar yapar işte zarara uğradıkça, zararı kurtarmak için işte daha değişik yöntemlere gider. Hani bir insan bataklığa düştüğü zaman çabaladıkça batar ya işte onun gibi bir şey olur. Biraz tabii şans da faktörü de önemli, nasip de çok önemli ama insanın kendi kendisine olumlu veya olumsuz yaptığını dışarıdan kimse yapamaz. İnsanımız girişimci, gayretli fakat Tek başına bu da yetmiyor. Tecrübe gerekiyor, zeka gerekiyor, sermaye gerekiyor. Bunların hepsini bir arada topladığınızda başarı oluşuyor. Bizler bu mesleğe başlarken çok tecrübeli değildik, çok sermayemiz de yoktu. Ama başladığımız yıllarda ekonomi bu kadar acımasız değildi. İşte herkes birbirine hatırı vardı, idare etme yöntemleri vardı. Ama şimdi ticaret ciddi manada çok katı ve acımasız. Hele şu son 5-10 yıl içinde ticaret yapıp da başarıya ulaşan, ulaşan sayısı oldukça az diye düşünüyorum. Bizim biraz şansımız da yaver gitmiş olabilir. Biraz nasibimiz de olabilir. Biraz çalışkanlığımız da olabilir. Tabii birkaç iyi bir araya gelince bir iki kötüyü götürüyor diye düşünüyorum. Şükrediyoruz halimize iyiyiz diye düşünüyorum. Çok güzel. Sektörün şu anki durumu ...dan Bahsedebilir miyiz biraz? Sektörümüz, ben her zaman söylüyorum dünyaya yüz defa gelsem yüzünde de marketçi olmayı isterim. Çünkü insanlarla bu kadar içli dışlı, bu kadar yakın olabileceğiniz, hayatı bu kadar dolu dolu size yaşatabilecek başka bir sektör yok zaten. Sektörümüz çok iyi bir sektör, bereketli bir sektör, karlı ve kazançlı bir sektör. Ama tabi haksız rekabetler, yanlış ticaretler sektörümüz içinde çok fazla. Bunlar şöyle sıralanabilir. İşte bir mahallede bir veya iki tane market yeterli olabilecekken, işte altı tane, yedi tane market açılıyor. İşte bunu bilen de aç yapıyor bu işi, bilmeyen de yapıyor. E, tabii e, bilmeyen bilene zarar veriyor. Farkında olduktan sonra iş işten geçmiş oluyor. Zaten bilen yaralanmış oluyor, bilmeyen silinmiş oluyor sektörden. E, handikapı bu özellikle. İkincisi yeni çıkacak para, perakende yasasında... Ee, biz e, marketlerimizin en azından haftada bir gün kapatıp e, personelimizin de eşleriyle çocuklarıyla hoşça bir gün vakit geçirebilmelerini istiyoruz. E, tabii bu yasa biraz e, zor çıkacağını söylüyorlar bu işte uğraşan abilerimiz büyüklerimiz ama biz buradan yetkililerimizden özellikle rica ediyoruz. Biz marketimizde orta yaşın üzerinde evli Çocuğu olan bir bayanı çalıştıramıyoruz. Bunun nedeni işte günün belli değil, izni belli değil. Çalışma saatlerimize ve haftada personelimizin tamamının izin kullanabileceği bir güne bir düzenleme yapılır ise biz hakikaten itibarlı bir sektör olacağız diye düşünüyorum. Şu anda itibarımız gerçekten yok. Yani itibarımız yok derken sektörümüzün itibarı yok. Yani bizim sektörümüze herkes işte işsiz kalıp da 3-5 ay, 6 ay çalışayım, gideyim başka bir yerde daha kurumsal, daha oturmuş, daha işte günü, tatili belli bir sektörde çalışayım diye düşünüyor. Bu böyle olunca da biz kalifiye eleman bulmakta ciddi zorluklar çekiyoruz. Bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz. Mutlaka bizim memleketimizde, büyük yatırımcılar iş merkezi tarzında, AVM'ler tarzında işler yapan e, ulusal sermayeler de var. Bunlara da saygı duyuyoruz. E, bunlar da hafta sonu e, ciroları yüksek olduğu için, bunlar da hafta sonuna promosyonlarını yapıyorlar ama şimdi ben inanıyorum ki e, haftada bir gün pazar günü özellikle izin kullanılır ise, marketler kapanır ise aradaki ciro'nun eksikliği hafta içine yayılır ve çok çok fazla iş potansiyeli oluşur. Ee, en azından işte ufak esnaflarımızda işte e, bizim çocukluğumuzda vardı işte mahallede kuru yemişçisi bakkalı biz bunların yaşamasını istiyoruz. Yani hani bir tabir var ya Rabbena hep bana diye düşünmüyoruz. Onlar da yaşasın. Onlar da işte sabah ekmeğini sütünü temin etsin vatandaşlara onların da e, yani kazançları olsun diye düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili bizim olmazsa olmazımız en büyük sorunumuz bu. Haftada bir gün mağazalarımızın kapanmasını istiyoruz. Sorunlara e, farklı açılardan yaklaşırsak eğer, gıda evet. perakendesini e, makro düzeyden, e, yukarıdan bir bakışla sorunlarını nasıl sıralayabilirsiniz? E, bunlar için neler söyleyebilirsiniz? Şimdi e, hani bir ilim vardır, işte bir sazcı vardır. Herkes saz çalar ama Neşe Dertaş gibi çalamaz. Herkes şarkı yazar ama Orhan Gencebay gibi yazamaz. Herkes ticaret yapar ama herkesin ticareti farklıdır. En iyisini yapanlar vardır. Bizim, benim düşüne, düşünceme göre bizim sektörümüzde iyinin sonu yok. Kötünün sonu olmadığı gibi. Şimdi bakıyorsun çok ulusal, çok kurumsal firmalara ben çok hatalı yanlarını buluyorum. Küçücük bir butik markete baktığımda çok daha güzel yaptığını gözlemleyebiliyorum. Onun için bizim sektörümüzde çağa ayak uydurup otomasyon sistemi, zaten buna ciddi manada bizim esnafımız uymuş durumda genel manada hem Ankara'da hem Türkiye'nin diğer illerinde. Bizim için hiçbir tehdit olduğunu sanmıyorum. Global olarak dünyaya ayak uydurmamız bence gerekmiyor. Biz dünyadaki birçok ülkeden bu işi iyi yaptığımıza inanıyorum ki ben e gezmeyi seviyorum. Aşağı yukarı 17-18 tane de ülke gezdim. E, baktığımda bizim AVM'lerimiz, bizim marketlerimiz, bizim hizmetimiz onlardan fazlası var, eksiği yok diye düşünüyorum. E, bizim için ulusal sermaye nasıl bizim ülkemize gelip yatırımlar yapıyor ise e, ileride belki yani münferit olarak birkaç esnaf arkadaşımız var yurt dışında e, mağazalar açan. Şimdi biliyorsunuz globalleşmek büyümek demek. E, sermaye bir yerde durduğu sürece büyümüyor. E, nasıl yurt dışından bizim ülkemize yatırımcılar geliyorsa bizim yatırımcılarımız da yurt dışına açılacağını düşünüyorum. Ki bunlardan belki 3-5 yıl sonra biz de olabiliriz, biz de yapabiliriz. Yani biz e, yatırımcı derken kendimizi kimseden küçük de görmüyoruz, büyük de görmüyoruz. E, dediğim gibi iç pazarda e, tıkanıklık var ise, bunu dış pazarı açılarak aşabiliriz diye düşünüyorum. Peki, ee, son olarak eklemek istediğiniz farklı şeyler varsa onları alalım. Ben e, bütün esnaf arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. E, bizi ziyaret ettiğiniz için, bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, bir dahaki bir dahaki programınızda yine konuğunuz olmayı Çok tercih Çok seviniriz. Tekrar görüşmek e, üzere diyelim o zaman. Hep beraber sektörümüze de siz her zaman neşteri, neşteri vurmuşsunuz. Tabii. Sizin vasıtanızda da biz dertlerimizi, sıkıntılarımızı, geleceğimizle ilgili Hı -hı. temennilerimizi aktarmış bulunduk. Size teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Biz de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür Ürallere. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli konuğumuzla söyleşimizin sonuna geldik. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.